Siz kontrol edeceğinizi söylemiştiniz. Ama şu hale bak. Tamam, ben onunla konuşacağım. Gereken uyarıları yapacağım. Yok, konuşma falan yok. Daha önce de konuştunuz. Hep aynı yere varıyoruz. Ben Eda'yla onun anlayacağı biçimde konuşacağım. Al içeri kızım. Hemen. Müdür Hanım seni çağırdı. Sen çıkabilirsin kızım. Buyurun, beni çağırmışsınız. Bu kaç etti Eda? Sen sayabildin mi? Biz sayamadık. Yurttan kaçmaların, esnafların şikayetleri, arkadaşlarını yaptığın kavgaları saymıyorum bile. Ben yurttan kaçmadım. Bu ipek pisliği yalan söylüyor. Aramızda bir husumet var, pislik yapıyor o yüzden. Bunlar sadece bir haftalık kaçışlarının kaydı. Daha geriye gitsek kim bilir kaç vukuatın çıkacak. Bak Eda. Burası bu disiplinsizlikleri kabul edebilecek bir yurt değil. Şimdi hemen çantanı topla. Anlamadım. Kovuldun mu yani? Seni başka ile nakledeceğim. Sevim Hanım burada olmasaydı bu kadar zaman da kalamazdın ya. Neyse. Sevim Hanım, Eda'nın Malatya sosyal hizmetlere sevkini yazalım. Ne? Bir de beni başka bir şehire mi gönderiyorsunuz cidden ya? Olmaz, yapmayın ne olur. Ne olur yapmayın, ben Yaren'den ayrılamam ki, biz nasıl Yaren? Eda uzatma, kızın da kanına girip duruyorsun. Bırak da kız hayatını kurtarsın. Ya tamam, söz veriyorum. Özür diliyorum, bir daha yapmayacağım, yemin ediyorum. Bir daha asla yurttan odana dön. Eşyalarını topla hemen. Müdür Hanım, lütfen Eda'ya bir şans daha verin, ne olur. Hayır, konu kapandı. Eda, Eda dur, bekle. Eda. Bunun benim kararım olmadığını biliyorsun değil mi kızım? Ben elimden geleni yapmaya çalıştım senin için. Vallahi çok da bir şey gelmemiş Sevim anne senin elinde. Bunu şimdilik Yaren'e söylemeyeyim. Sınavına girip çıksın, ondan sonra konuşursunuz, olur mu? Alo. Kimsiniz? Eda, ben Fırat. Can'ın arkadaşı. Bana bak. Eğer o Can'la ilgili aradıysan... Hayır, hayır. Eğer buluşabilirsek anlatacağım. Bursa'dayım ben. Benimle mi konuşacaksın? Ay, Yaren, tamam artık. Hem son günlerde sınava çalışmayın demediler mi? Ya evet. Hem bu kadar stres yaparsan konsantre olamayacaksın. Yani. Kızlar ne yapayım? İstediğim puan alamam diye çok korkuyorum. Kim? Sen mi? Derece bekliyoruz kızım. Senden derece. Ya birkaç ay sonra üniversiteli Yaren olacaksın ya. Böyle kampüste salona salona gezersin artık. Ya. Bizi de tanımazsın artık. Kızlar teşekkür ederim ama ben sadece derslerimle ilgilenmeyi düşünüyorum. Ya tabii tabii. İyi, sen o zaman derslerinle ilgilenirsin. Şimdi kapat bakayım şunu. Hepsini de çözmüşsün. Tam sınava hazırlık hocası. Ya ne sandım, ver bakayım onu. İstanbul'da işiniz hazır, kocaman eviniz hazır. Gelin işte, size sahip çıkacağım diyorum. Daha ne yapayım sizin için? Bilmiyorum Fırat. Yani gerçekten bilmiyorum. Yaren benim kardeşim, ben onu çok iyi tanıyorum. Bütün imkanları senin ayarladığını söylersen... Asla gelmez, asla kabul etmez, biliyorum. Söyleme Eda, gelin yerleşin eve. Ben güzellik salonunun ortağıyım zaten. Banu çok tatlı kadındır, sorun yaşamazsınız.
Yaren'e söyleyeceğim ben. Ha, bana kızsın sonra değil mi? Oldu. Olmaz canım öyle, hayır. Hem zaten bizim başka dertlerimiz de var Fırat ya. Ben bu yurttan başka yurda nakil edilebilirim. Yaren daha bunu bilmiyor. Bizim yollarımız ayrılabilir. O zaman ne yapacağız? Birbirinizden ayrılmak zorunda değilsiniz. Nasıl yani? Bak, durumumuz bayağı zor dedin, değil mi? Bir kardeşim var, hasta dedin. Ben ona da yardımcı olurum. Defne'ye de mi yardım edeceksin? Evet. Yani hepinizin iyiliği için. Hazır ev var, iş var. Gelip yerleşin. Sizin için daha ne yapabilirim ben? Tamam, ben bunu biraz düşüneyim Fırat, olur mu? Eda'cığım bak, çok düşünecek bir şey yok. Yaren ayağına gelen fırsatın farkında değil. Ama ben alacağım gönlünü. Sevdiririm kendimi.